Göğsüm Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle kabardıkça kabaran, şiştikçe balon gibi şişen, çıtır çıtır. İçerisi pamuk gibi yumuşacık. Nefis bir ekmek tarifi paylaşacağım. Bu tarif için kullanmış olduğum bardak ölçüm 150 ml su alıyor. Suyumuzu ilk önce kontrol ediyoruz. Bir bardak ılık su. Bir paket 42 gram yaş maya. Yaş maya yerine kuru maya da kullanabilirsiniz. Şayet kuru maya kullanacaksanız 2 paket kullanmanız gerekiyor. Mayamızı öncelikle ufalıyoruz. İçerisine 1 tatlı kaşığı şeker de ilave ettikten sonra güzelce çırparak karıştırıyoruz. Hamurumuzun güzelce kabarmasını istiyorsaydık kullanacağımız suyun mutlaka ılık olması gerekiyor. Mayamızın aktif hale gelmesi için 10 dakika bekletiyoruz. Dakika bekledikten sonra hamurumuzu görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde kabardı. Ekmeğimiz için 1 paket yani 1 kilo un kullanacağız. Unu da aynı bardakla ölçeceğiz. 1 kilo unun şimdi size kaç bardak geldiğini ölçerek göstermek istiyorum. Daha önceki tariflerimde takipçilerim bana hamurumun çok güzel olduğunu, hangi marka unu kullandığımı sormuşlardı. Aslında ben sürekli çok ucuz bir un alarak kullanıyordum. Fakat bu kez biliyorsunuz şu anda un bulmak çok büyük bir sıkıntı. O yüzden pahalı un alıp pahalı un kullanmak zorunda kaldım. Ama şunu belirtebilirim. Önemli olan kaliteli, pahalı bir un olması değil. Kullanacağınız malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Özellikle sıvılar, süt veya su kullanacaksanız mutlaka ısıtarak hafif ılıtmanız gerekiyor. Ilıtacaksınız derken de böyle şerbet gibi sıcak olmayacak. Çok hafif bir ılık olması gerekiyor. ml bardak ile 1 kilo undan tam 10,5 bardak un çıktı. 10 bardak unumuzu koyuyoruz. Yarım bardak unu da daha sonra yoğururken ve üzerine serpiştirmek için kullanacağız. Onu ilave etmiyoruz, onu kenara ayırıyoruz. 1 yemek kaşık tuz ilave ediyoruz. Un ile tuzu güzelce karıştırıyoruz. Ortasından çukur açıyoruz. Kabartmış olduğumuz mayamızı onun içerisine açmış olduğumuz çukurun içerisine koyuyoruz. Şu anda kabımızın içerisinde gördüğünüz su 3,5 bardak su. 1 bardak suyla da mayamızı kabartmıştık. Yani toplam 4,5 bardak su kullanacağız. Fakat suyumuzu hepsini birden ilave etmiyoruz. Yoğurdukça azar azar suyumuzu ilave ediyoruz. Sadece hamurumuzu kabartırken hamur için kullandığımız su ılık olmayacak. Daha sonradan ilave edeceğimiz suyun da mutlaka ılık olması gerekiyor. Şayet soğuk su kullanırsanız hamurunuz hem çok geç kabaracaktır hem de dilediğiniz kıvamda olmayacaktır. Ekmek hamurun güzel ve kıvamlı olması için en büyük püf noktası hamurumuzu çok güzel bir şekilde yoğurmalıyız. Yapışkan bir hamur olacağı için kenara ayırmış olduğumuz yarım bardak undan hafif ellerimizi alıp serpiştiriyoruz ve yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurumuzu 1-2-3 dakika yoğurduktan sonra tahtamıza onu serpiştiriyoruz. Hamurumuzu tahtanın üzerine alıyoruz. Üzerine tekrar un serpiştiriyoruz ve iki elimiz ile birlikte güzelce hamurumuzu tekrar yoğuruyoruz. En az 1-2 dakikada tahtanın üzerinde yoğuruyoruz. Hamuru toparlıyoruz. Tekrar hamur yoğurma kabımızın içerisine alıyoruz. Biraz un serpiştirdikten sonra yoğurmaya devam ediyoruz. Yoğurdukça hamurumuz kıvamını alacaktır ve gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel bir şekilde kıvam aldı.
Hamuru yoğurduktan sonra şöyle bir ters çeviriyoruz. Üzerine hava almayacak bir şekilde streç folyo ile kaplıyoruz. Kalın bir bez ile veyahut ince bir battaniye ile güzelce hamurumuzu sarıyoruz. Hatta ben böyle kalın bir bez ile sardıktan sonra tekrar ince bir battaniyem var, sürekli onu hamurlarda kullanıyorum. Onunla da tekrar güzelce sardım. Oda sıcaklığında en az 1 saat bekletiyoruz. Ben hem bez ile hem de battaniye ile sardığım için şöyle sadece 45 dakika bekledim. Ve 45 dakikada gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel bir şekilde kabardı. Bu şekilde hamurunuz göz göz olduysa bilin ki hamurunuz çok güzel bir şekilde yoğrulmuş demektir. Elimiz yapışmasın diyerekten tekrar un serpiştiriyoruz ve hamurumuzu gördüğünüz şekilde havasını alıyoruz. İsterseniz un serpiştirebilirsiniz veyahut da isterseniz elinizi yağlayarak da aynı işlemi yapabilirsiniz. Üzerine tekrar streç folyo ile kapatıyoruz. Kalın bir bez örtüyoruz ve kalın bezi örttükten sonra tekrar battaniye ile sarıyoruz. Oda sıcaklığında 45 dakika bekletiyoruz. Ben tepsiye göre böyle yağlı kağıt kestim. Kenarları kıvrılmaması için gördüğünüz şekilde aralıklı olarak keserseniz kenarları kıvrılmaz ve tam tepsiye denk gelir. Baktım ki kestiğim kağıt biraz kenarlarından kısa geldi. O yüzden kenarlarını er ihtimale karşı yağladım. Dibini yağlamaya gerek yok. Dibine zaten fırın kağıdı koyacağız. Şayet kağıdınız küçük değilseydi kenarlarını da yağlamanıza hiç gerek yok. Tepsimizin ikisini de hazırlıyoruz. 45 dakika bekletmiş olduğumuz hamurumuzun üzerini açıyoruz. Öncelikle tahta yoğunluyoruz. Hamur elimize yapışmaması için elimizi ve üzerine biraz unluyoruz. Hamuru tahtanın üzerine alıyoruz. Üzerine hafif şöyle unladıktan sonra bir toparlıyoruz. İki parçayı keseceğiz. Parçanın bir tanesi büyük, bir tanesi de küçük olacak. Çay tepsiniz büyükse iki parçaya kesmenize gerek yok. Büyük tepsiye tam gelir. Benim kullanmış olduğum tepsi küçük olduğu için o yüzden sığmayacağını düşünerekten iki parçaya kestim. Üzerine hafif şöyle bir yağlıyoruz. Elimizle hamuru açtırtıyoruz. Kenarlarından çekiştirerek açmış olduğumuz hamurun üzerine tekrar yağlıyoruz. Ve hamurumuzu gördüğünüz şekilde katlıyoruz. İki kenarını da katlıyoruz. Ters çeviriyoruz. Şöyle bir toparlıyoruz. Bohça yapar gibi gördüğünüz şekilde hepsini bir araya toparlıyoruz ve ters çeviriyoruz. Elimizle şöyle bir toparlıyoruz. Ve tepsimizin içerisine koyuyoruz. Elimizle hafif bastırtıyoruz. Hafif bastırarak yastıktan sonra üzerine tekrar streç folyo ile örtüyoruz. Üzerine temiz bir bezi örttükten sonra kenarlarını iyice alta kıvırarak sıkıca kapatıyoruz. Diğer hamurumuz için de tahtamızı yağlıyoruz. Daha öncesinde unlayarak yapmıştım. Bu kez de yağlayarak deniyorum. Yağlamış olduğumuz tahtanın üzerine hamurumuzu alıyoruz. Elimizle şöyle bastırarak, çekiştirerek açtırıyoruz. Şöyle tekrar yağdan alarak üzerini yağlıyoruz.
Ekmeğimizin puf puf ve yumuşacık olması için mutlaka bu şekilde yağladıktan sonra katlama işlemini yapıyoruz. Burada katlama işlemi çok önemli. Mutlaka katlayarak yapmalıyız. Hafif elimizle bastırdıktan sonra tekrar katlıyoruz. Şöyle size yakından göstermek istiyorum. Bakar mısınız nasıl da hemen kabarcıklar çıkmaya başladı. Bu şekilde hamurunuz kabarıyorsa bilin ki hamurunuzu çok güzel bir şekilde yoğurmuş ve çok güzel bir işlem yapmışsınız demektir. Tekrar şöyle uçlarından tutarak içe doğru toparlıyoruz ve kapatıyoruz. Kapatmış olduğumuz kısmı kıvırıyoruz ve alta getiriyoruz. Tepsimize koyuyoruz, hafif bastırıyoruz. Bu şekilde yaydırıyoruz. Üzerini hava almayacak bir şekilde streç folyo ile kapatıyoruz. Üzerine temiz bir bez örterek bekletiyoruz. 45 dakika bekletmiş olduğumuz diğer tepsideki hamurumuzun üzerini açıyoruz ve hamurumuzu görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde tepside de kabarıp mayalandı. Kesmek için bıçak, jilet veya da bu şekilde karton kesme bıçağı da kullanabilirsiniz. Üzerine desen vermek için de bu görmüş olduğunuz plastiği kullanacağız. Öncelikle üzerine biraz un serpiştiriyoruz. Elimizle şöyle unu her tarafına dağıtıyoruz. Pastalar için kullanılan bu plastiği üzerine kullanacağız. Üzerine koyuyoruz. Üzerine süzgeç ile kakaodan eliyoruz. Önceki ben bu şekilde sallayarak yaptım. Baktım ki kenarına taşırıyorum. Daha sonradan kaşık yardımıyla üzerine süzgeçten serpiştirdim. Şunu da belirtmek istiyorum. Kakaoyu sadece üzerine desen vermek için kullanıyoruz. Yerken kesinlikle kakaonun tadını almıyorsunuz. Çünkü kakao hiçbir şekilde hamurun içerisinde işlemiyor. Yüzlerini görüyorsunuz. Üzerindeki deseni çok güzel bir şekilde görünüyor. Fakat ekmeğimizi mutlaka üzerini kesmemiz gerekiyor. Gördüğünüz şekilde kenarlarından kesiyoruz. Farklı yerinden de kesebilirsiniz. Ben bir ortasından kestim, bir de kenarlarını aralık olarak kestim. Daha sonra çatal ile çatalı aralık olarak batırıyoruz. Ekmeğimiz pişerken daha yumuşak olması için bir kabın içerisine su koyuyoruz. Kabımızı su ile dolduruyoruz. Su doldurmuş olduğumuz kabımızı fırının en altına koyuyoruz. Ekmeğimizi de önceden ısıtılmış 180 derece fırının tam ortasına koyuyoruz. Suyumuz en altta olacak, ekmeğimiz de ortasında olacak. Diğer ekmeğimizi de hazırlıyoruz. Diğer ekmeğimizi de hazırlıyoruz dedim fakat ilk ekmeğimizi fırına sürdüğümüzde 1 saat pişme süresi olacak. 50 ile 1 saat arası fırına göre değişebilir. Ne zamanki fırından çıkartmamıza şöyle 10 dakika kalacak, o zaman bu ekmeğimizi hazırlıyoruz. Öncelikle hava alması için kenarından kesiyoruz. Daha sonra üzerine istediğiniz şekli verebilirsiniz. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Bıçak ile yanından kestikten sonra o şekilde de fırına verebilirsiniz. Fakat isterseniz benim gibi üzerine tekrar bu şekilde desen yapabilirsiniz. Beni takip edenler çok iyi bilirler. Ben yemek olsun, hamur işi olsun, böyle biraz farklı bir şeyler yapıp sunmayı çok seviyorum. Görsellik diyorum, öncelikle göze hitap etmeliyiz. Ekmek de olsa biraz daha görselliğe hitap ederseydik gözümüze daha hoş gelir ve çok daha lezzetli olur diye düşünüyorum. Aslında gördüğünüz gibi çok da fazla zamanımız almıyor. Çok pratik bir şekilde hemen yapabiliyoruz. Ve şöyle bakar mısınız ne kadar güzel görünüyor. Görsellik gerçekten harika. Fırına sürmeden önce bu ekmeğimizi de aynı şekilde çatal ile aralıklı olaraktan
deliyoruz. Çatalhöyle delmemizin sebebi şekil vermek için değil, içerisindeki havanın pişerkenlik rahatlıkla dışarı çıkması içindir. Şöyle ekmeğimizi her açıdan size göstermek istiyorum. Gerçekten harika görünüyor. Diğer ekmeğimiz 1 saat fırında pişti. Diğer ekmeğimizi fırından çıkartıyoruz. Ve bu ekmeğimizi aynı ayarda, yani 190 derece ayarda yaklaşık 1 saat kadar da bu ekmeğimizi pişiriyoruz. Ekmeğimiz fırından çıktığı gibi önce beze güzelce sarıyoruz ve bir 15-20 dakika bu şekilde bekletiyoruz. Ekmeğin güzelliğine bakar mısınız? Kabardıkça kabardı ve şöyle balon gibi en az 3 katı şişti. Ekmeğimizin şöyle bir de çıtırtısını dinlemenizi istiyorum. Ekmeğimiz çıtır çıtır oldu. Ekmeğimizin görselliğine söyleyecek şöyle tek kelime bulamıyorum. Ekmeğimizin üzeri çıtır fakat içerisi yumuşacık olduğu için keserken biraz zor kestim. Yumuşak ekmeği kesmek gerçekten zor oluyor. Ekmeğimizin nasıl da sünger gibi yumuşacık ve puf puf olduğunu kamerada da görebiliyorsunuz. Size tarif edeceğim %100 de garantili ekmek tarifi mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Sizler de bu şekilde çok güzel kabaran, sünger gibi yumuşacık, puf puf ekmek yapmak istiyorsanız mutlaka videomu baştan sona hiç atlatmadan seyretmelisiniz. Diğer ekmeğimiz de pişti fakat ben kesmeden önce ikisini birlikte yan yana kameraya çekecektim, unuttum. Diğer ekmeğimiz pişerken ben yuvarlak olarak yapmış olduğum ekmeği kesmiştim fakat şöyle tekrar bütün olarak birleştirdim ve yan yana tekrar size göstermek için koydum. Dilerseniz bu şekilde yuvarlak yapabilirsiniz. Dilerseniz uzun olarak yapabilirsiniz. Kendi arzunuza göre dilerseniz üzerine keserek şekil verebilirsiniz. Veyahut da benim gibi kakao ile üzerine desen yapabilirsiniz. Şöyle kesmiş olduğum dilimi de sizlere tekrar göstermek istiyorum. Görüyorsunuz kesmiş olduğumuz dilimlerimiz de ne kadar yumuşak. Şöyle tekrar bir çıtırtısını dinliyoruz. Mutlaka deneyin diyorum ve deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak istiyorsanız YouTube sayfam Gülsüm Saray'ın abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.